Beyaz Futbol devam ediyor sevgili seyirciler. Bize sosyal medyadan da çok büyük destek var. Beyaz Futbol Loja etiketiyle, bizlere Twitter'dan yazıyorsunuz. Yorumlarınızı alıyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz ama ben Twitter kullanmıyorum diyenler var. Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Mavi tıklı. Göreceksiniz. Bir ekrana gelsin bakalım. Sevgili Oğulcan'la beraber görüyorsunuz o muhteşem fotoğrafla beraber. Bu Sinan abinin Instagram adresi. Benim Instagram adresim de var. Görüyorsunuz ekranda. Her zaman söylüyorum, sabaha kadar DM'lerinize bakıyoruz, yorumlarınıza bakıyoruz. Programımıza yapmış olduğunuz, DM'den bana atmış olduğunuz ifadelerle ışık tutuyorsunuz. Onun da altını çizelim. Önemli yorumlarınızı alıyoruz. Benim de Instagram adresim Ertem Şener. Sevgili seyirciler. Ahmet Hocam, bir şey söylüyordun reklama gitmeden önce. Tekrar söylüyorum. Bazı pozisyonlar vardır. Dersin ki hakem bunu verebilir, veremez. Ha bu arada özür dilerim. Şimdi yine yazmışsınız Instagram'dan, DM'den bana. İşte başka bir televizyonda başka bir hakem böyle dedi de öyle de bizi ilgilendirmiyor. Ben Ahmet Çakar'ın sözüne bakarım. Bizim muhatabımız Ahmet Çakar'dır. Bizimkisi önemli değil mi? Hayır, bizimki önemli değil mi? Hayır, tabii ki önemli ama ben başka hakemlerin sözüne bakamam. Beni ilgilenmez. Ben Ahmet Çakar ne derse ona inanırım. Bugün benim muhatabım Ahmet Çakar'dır. Asla, hayır. Ben de öyle bir megalomani. Kendini beğenmişlik, ukalalık yoktur. Hocam megalomani değil bu ya. Ben sana inanıyorum diyorum. Ben yani şunu demem. Ben hakemlik yaptım. Ümit santrafordu. Ben senden daha bu işi bilirim. Öyle bir ukalalık içinde olmam. Olmaz zaten. Ama şahsi görüşüm. 40 yıldır futbolun içindeyim. Bugün medyada büyük bir kısmında topyekün iki hareketten son derece rahatsızım. Sevgili kardeşimiz Levent üzerinden Fatih Terim'e aklama operasyonu var. Bütün değişiklikler Fatih Terim'in sadece 10 saniyelik WhatsApp mesajına bakar. İki, Andone'ye yapılan Farlon muydu bu çocuğun adı, siyahı olan? Farnol. Evet. Kaleci. Farnol. Yaptığı hareket. Kesinlikle penaltı değil. Galatasaray'ın yediği golde de nasıl çeviriyorlar biliyor musun? Evet. Yok efendim, Cilerme adamın altına yatmış. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey değil. Bir dakika hocam bak. Sen ne diyorsun? Futbolcu şeytan. Cilerme'nin pozisyonu ne diyorsun? Pozisyonu kaçırmazlar. Malatya'nın attığı golden önce faul var diyor Galatasaray cephesi. Ya, hadi. Sen ne diyorsun? Hadi ya, yani Galatasaray'ın lehine diyorlar. Kurnazlık var. Bu pozisyonu bulalım arkadaşlar. Neydi? Gol atan oyuncu attı. Cilerme. Çocuk kesiyor. Oyuncu geliyor. Uyanık ya. Şimdi tamam. Onu buradan nasıl engelleyeceğim? Şöyle geliyor koşarak tık diye şöyle bir koyuyor dirseği. Zaten baldırına geliyor. Evet. Yani sen diyorsun ki Galatasaray faul ters verildi. Golü de tersten yedi diyorsun. Yani sen de iki konuda faul. Aynısı üçüncü. Ceboke'nin yaptığı dirsek. Bu var ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim hocam. Evet, %100 tamam. Kırmızı kart. Pozisyonu hatırlıyor musunuz hocam? Geliyor dirsekle vuruyor. Ömer Bayram. Ömer Bayram'a yapılan. Evet Ömer Bayram'a yapılan pozisyon. Onu ben bu pozisyona arkadaşlar düşse %100 ama bunda da çalarım. Çalarım abi. Bu çocuk ilk maçı abi. Veririm abi bak darbe var yapmayın. Darbe var. Ya şöyle tutuyorlar. Çekiyorlar. Burada da bu pozisyon penaltı. Ya ben size şuradan bir pozisyon göstereyim. Tam ekranda iseniz ya. Bu futbolcu hocam, birkaç kale daha yok mu Emre? Bak bu çocuk heyecanlı. Gol atmak istiyor. Bak bu pozisyon yok mu? Net bir penaltı. Abi bakar mısınız %1 ya? %1 milyon. Allah %1 milyon. Peki hocam, top ayaktan çıkmış. Bir dakika tartışma. Kardeş, tartışma açık bir pozisyon değil. Bizim Beyaz Futbol'un, Beyaz TV'nin YouTube kanalında millet görüşlerini yapsınlar. Arkadaşlar YouTube kanalında baksınlar o kızımız. Hangisi? Ya bak tekrar. Beyaz Futbol'un YouTube kanalından rica ediyorum sevgili dostum. Acaba ayağı nerede ayağı ya? Bakın ya yapmayın sözünü Allah aşkınıza. Ayağını getir şöyle ben göstereyim pozisyonu. Bu penaltı verilir. Bu penaltı falan değil. Burada ayrıca bize yapalım. Burada ayrıca vara gitmeli. Çünkü vara gitse verecek. Hiç alakalı. Çünkü vara gitmeli. Metin Kalkavan gelmemiş ki maça. Mete Kalkavan. Arkadaşlar yapmayın. Burada vara çağırsa gidip vermek zorunda. Buna vara çağıran hakemin vara hakemliğini iptal ederim ben ya. Hayır abi. Buna vara mı çağırıyorum? Bu pozisyon penaltı. Bu pozisyon vara çağıran hakemin. Bu pozisyon penaltı. Bunu bana çağıran hakem davar olur. Evet, davar hakem olur. Abi çıldıracağım. İki tane milli düzeyde forvet oyuncusu şuna penaltı diyorlar ya. Hocam bak. Çıldıracağım ya. Hocam sana göster bir daha şimdi. Hocam bak. Salonun formasından tutuyor. Düşmüyor. Hocam bak. 10 saniye sonra penaltı veriyor hocam. Bak formayı ne yapıyor bak. Bak. Ne maçı bu ya? İşte bu maç. Aha. Onu gördün mü hocam? Bak sana göstereyim görüntüyü. Abi yok başka benzeri. Yok böyle. Yok penaltı. Ama çekiyor mu? Bana bir sen görü resim göre penaltı. Şimdi çok fazla kakafoni olmadan topu verir misin kardeşim? Ayıp at ya. Bana. Bu işte bu. Hocam gel.
Abdülkerim abi, Ümit Hoca ile beraber yapar mısınız? Neyi yapacağız? Ümit Hoca ile beraber şu pozisyonu. Yapayım ben. Gel. Ne yapacağım? Al bakalım. Jimmy, direkt olarak oraya. Yapsın. Al yazıyı falan alalım. Ama bir kişi daha lazım. Fotoğrafı yana koyalım. Bak. Ben kaleci miyim? Ben santraforum, sen kalecisin. Alt yazıyı tamam. Her şeyi alalım. Sana top geliyor, kötü bir pas geliyor, tamam mı? Tamam. Ertem bak. Bakıyorum. Ben santrafor, kurtarıyorum topu. O çünkü çıkıyor. Ben geçtim. Tamam. O bana vurdu. Buradan stoper. Sen de devam ediyorsun. Bir dakika. Devam etme şeklim değil. Ediyorsun. Ben bir dakika. Ben sprint olarak aynen devam etmiyorum. Sprint yapmıyorum artık. Sprinti bırakıyorum orada. Depar duruyor. Depardan çıkıyorum artık. Vur abi. Buradan da stoper geliyor. Doğru mu? Doğru. Sağ tamam. Abi, evet. Ama bak ben böyle giderken. Sen öyle gidemezsin ki. Kaleciden topu kurtarmak için değil. Hayır. Ayağını açacaksın zaten. Toparlarsın. Benim koşum zaten öyle. Gel. Kalecinin ayağı nerede? Gel. Şimdi bir daha pozisyonu dur. Bir dakika dur. Sen stopersin. İyi bilirsin bu tekmeleri. Bana şimdi göstersen. Ben tekme atmam. Tekrar bana şu gel. Sosyal medyadan alabilir misin o şeyi? Alabilirim. Bir dakika hocam. Tamam, özür dilerim. Özür. Demin ki koşu şeklimde. Şimdi vurdu. Bu aynı mı? Aa, böyle mi oldu? Abi, yani? Topu kurtarmaya çalışıyorum. İyi niyet. Tamamen. İyi niyet. Bu tamamen. İyi niyet. Bu iyi niyet. Bu tamamen. Bu çocuk heyecanlı. İlk maçı gol atmak istiyor normal. Bak. Ama sen bunu nasıl vermezsin? Ayıp buna, ya. Buna, bak buna penaltı. Ya, penaltı diyenle futbol konuşmak penaltı diyorsun ya. Doğru söylüyorsun. İnsanın futbolcundan şüphe dön. Vallahi bilmiyorum. Abi ne penaltılar verildi. Ya. Buna da verilir. Ne penaltılar verildi. Buna da verilir. Peki silahı da verilir. Hadi Ümit'i alalım. Şu ya Beşiktaş aleyhine böyle bir penaltı verirsek stüdyoyu yıkarsın. Bir dakika. Hocam nerede kalecinde ya? Allah. Ya boş ver, ben bir şey çıkmaz. Bak ben sana bir destek göstereceğim. Abi ben fotoğrafı penaltı vermem. Boş ver sen. Şu fotoğrafa bak. Bak ben sana fotoğraf göstereyim mi? Kornerde Şener çekmiş. 6 numaralı korner. Abi o başka bir konu. Ben fotoğrafı işte gör. Ellen formayı uzatmış. Abi onu vermedi. Penaltı mı? O ayrı bir şey. Millete öyle penaltı resmi koyarsam. Onu vermedi. Ama penaltıyla alakası yok onun da. İşte arkadaş şu pozisyonda bu futbolcunun gitme. Futbolcu kendini atmadı. Sahtekarlık yapmadı. Yapmayın abi. Çünkü atsa kendini penaltı. Çünkü onu düşürecek darbe yok. Atsa yüzünü penaltı. Sen bir de hocam bir darbe olsa onu düşürecek. Düşer zaten. Bazı şeyleri anlayabiliyorum ya. Fenerbahçeliğini bırak abi. Sen Galatasaraylı'nı bırak. Ben bu, futbol bak, gösteriyorum sana bu, abi. Bu tamamen tipik Galatasaray refleksi. Nasıl refleksi? Kayseri maçında. Ben sana bakayım, orada gösteriyorum. 8 kişi kalmış ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Çok takılma ya. Şu maçtan hakem mağduriyeti. Bütün var. Anca sanki Galatasaray'ın işi yani. Senin işi yani bu ya. Sanki var mı? Şu maçtan sanki var ya var. Şimdi var ya. Varın içinde sanki yöneticiler oturuyor. Vallahi tipik. Fenerbahçe yöneticiler ama. Yemin ediyorum tipik Galatasaray işi işte bu. Fenerbahçe yöneticiler oturuyor varın içinde artık. 90'da gol yiyince maçtan bir şey kurtarmaya çalışıyor. Ya yeter ayıptır gördük, bu nedir ya bu? Dün gördük sizin yediği attığınız golü de gördük. Attığınız golü de gördük. VAR'a gitmeyen hakemleri. Dün de gördük. Ya sen dün geç. Ne ya ne oldu? Topu out'a vurdu. Korner gol oldu abi. Bilmiyor. Ne bilmiyor. Korner out'ta var sen yok. Sen geçen VAR kullanımı yok. Ozan hiç. Kabak kafayla topu out'a attı. Korner attın. Eline, gol attın bize. Eline topu sen gol attın bize geçen sene. Galatasaray maçında bize gol attınız siz. Görüntüden tam şey yapamayız. Ozan Kabak denen çocuk topu out'a attı. Hakem korner verdi. Atılan kornere Lides'te bize ikinci gol attınız. Ümit sana bir soru sorabilir miyim? Nasıl olacak bu? Galatasaray'da oynuyorsun. Galatasaray Fener son maç şampiyonluk maçı. Hocam böyle penaltı verilir mi bu? Ayıp ya. Galatasaray aleyhine. Böyle bir pozisyon. Penaltı. Ya Ümit yapma ne penaltısı gözünü seveyim. Penaltı bak bana sordun hocam. Ben de sana sordum. Bir şey demiyorum yani itiraz edeyim. Ve diyorsun bak tuhaf olan şu. Bak tuhaf olan şu. Penaltı diyorsun. Bir de ciler mi ya? Harekette faul yanlış verildi diyorsun. Hocam ama işte bak. Kırmızı kart verilmedi diyor. Sizin de kabahatleriniz var. Benim niye kabahatim var ya? Şu kabahatleriniz var. Hocam sen şu pozisyonu tartışıyor musun? Ver abi bir de. Hocam vallahi. Şu pozisyonu tartışıyorsun. Yapma Allah aşkına ya. Düşmemiş, iyi niyetli çocuk. Verin abi ya. Topa yetişeceğim diye. Göreyim. Allah'ım göster. Topa yetişeceğim diye düşmemiş. Yapma. Darbe var yapma. Ya, her darbe ne olur? Her darbe, her itme, her ya, ya penaltı olur mu ya? Hafif itmeye veriyorlar Allah ya. Allah. Olur mu öyle şey ya? Penaltı falan diye böyle konuşuyor. Ya böyle penaltı olur mu? Hadi bırakın bu işleri ya. Ya var ya yemin ediyorum. Öyle penaltı yok. Yemin ediyorum futbol oynanmaz ya. Futbol oynanmaz Ertem. Öyle bak bu işlerde var ya, bu işlere alet olmayın. Çapraz bağları bırakacak, bu işlere alet olmayın. Verecek, değil mi? Bak yıllardır bu dümenlere geldiniz, hala gelmeye devam ediyorsunuz. Çapraz bağları yıllardır bırakacak. Ayıp yeter artık. Abi mi? Niye bu bizim kendi fikrimiz ya? Ya onu kare kare, Sinan abicim özür dilerim, bir müsaade edin. Kendi fikrimi gelsene, Emre'cim zaman oldu. Hocam adam bina gibi ayakta bir kere falan istiyorlar ya. Dimdik mi? Ayıp ya. Abdülkerim abi müsaade edersin. Emre Sabunoğlu. Rica ediyorum senden. Niye ayağa kalktın bilmiyorum. Evet. Zabunoğlu. Kare kare o görüntüyü ne olursun abiciğim. Benim senden bakalım. Rica ediyorum. Kaç verici bir şey Emre ya. Zabunoğlu yapar içeride. Şimdi bize ya kare kare gösterecek. Ya yapsa da Ertem'cim resim. Şimdi
Bak ben sana resim onu da ben vereceğim. Kalkere yaptırır mısın? Tam yapıyorlar arkadaşlar, yapıyorlar. Bak adam nasıl sevgili seyirciler, Instagram'dan bize yazın. Bol bol DM atın. Görüşlerinizi, pozisyon penaltı mı değil mi? Bak, Sinan pozisyon... abiye de bana da yazabilirsiniz. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Efendim Ümit Hocam. Birçok pozisyon atıyorlar şu an bize. Instagram'dan da. Bunu kare kare özellikle atıyor şu an. Özellikle Premier Lig'de yaşanmış. Salah'ın formasından çekiyor ama koşuya devam ediyor. Evet. Hakem tut. Sevgili kapıya ya. Yani İngiltere'de çalınan hakem kararı Kur'an'ı çöpe beş tane. Kur'an'ı kelime ayrı bir kelime. Yani bir dakika dur. Hocam yani aşağı. Yani sizin ya. Aşağı, bir dakika. Diyorum zaten. Hayır yani aşağı sizin dediğiniz. Var mı burada bir dinlenme yanlış yaptım? Hayır sizin dediğiniz. Hayır sizin dediğiniz oymak zorundamış. Bu benim görüşüm. Asla demokrasi. Ben pozisyonu seyrettim. Bana göre penaltı. Bana ne galiba? Ya sen maçı seyrederken penaltı dedin mi? Bakın. Maçı seyrederken penaltı dedin mi bu pozisyona? Benim kardeşimin takımı. Evladımın takımı Sergen. Malatya Spor farklı bir konu. Ben burada renkleri, takımları konuşmuyorum. Ben pozisyona bakıyorum. Sen bunu Sergen'le konuşur musun? Sergen'le konuşur musun bu pozisyonu? Abi Sergen'le de konuşurum. Sergen'le bu pozisyonu konuşur musun? Bu pozisyon penaltı verilir. Bunun daha kolayları verildi. Ya boş ver sen kötü. Verme bize kötü. Sen bu pozisyonu Sergen'le bir konuşsana bakayım. Reklam arasında. İşte konuşuyorum şimdi Sergen'le. Allah Allah. Ben Sergen'le de konuşuyorum. Olur mu? Sergen bunu şimdi bana. Sergen penaltı mı diyecek? Bak bu benim program başımda. Sakin abi, yemokraşı var. Fikirlerini söylüyor kardeşler. Benim program başında şöyle dile getirmek istediğim konuyu, sonra sen de beni tebrik ederek katıldın. Evet. Bu tamamen yıllardır yapılan algı işi. Buradan, bu maçtan bir hakem hatası üretip 90'da gol yiyince, anladın mı? Ha. Bak şu pozisyon, Malatya golü olmasa akıllara bile gelmez. Bak akıllara bile gelmez. Zaten penaltı şimdi değil ki bu. Şimdi buradan iplen bir şey çekmeye çalışıyorlar. Böyle komik penaltı olur mu? Böyle penaltı verilse, bak bu penaltıya verilse... Hani topu kaybediyor abi, ya. Abi, bak bir şey söyleyeyim. Bu, bak, bir, bu penaltı verirse tersini düşünün. Değil mi Ertem penaltı? Bence penaltı. Bir, burada penaltı. Zaten sana göre zaten. Bak. Sana göre Fatih Hoca'nın lehine ne varsa o doğru. Fatih Hoca'yla ne alakası var? Sanki pozisyon içinde Fatih Hoca var. Hayır o şimdi. Ya ben sana örneğini gösterdim. O kardı bana örnek falan gösterme. Nasıl göstermedim? Sen buna penaltı derken kendin bile inanmıyorsun. Ya sen ayağımı kırıyorsun. Anladın mı? Bir soru sorabilir miyim? Bir tek soru soruyorum. Akül Kerim abiye ve Ahmet Hoca'ya. Sor. Andone burada düşseydi penaltı mıydı değil mi? Verirdi hakem. Tabii ki penaltı. İlla düşmesi işte mi gerekiyor? Tabii ki düşüyor. Tabii ki düşüyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Kalk ayağa. Kafa sakin. Kalk ayağa. Yok kalk. Bu arada bir dakika. Ampute milli takımımızın teknik direktörü Gazi Osman Kaptan. Bizi izleyip bize selam söylüyor. Osman Kaptan'a selamlar. Ampute milli takımımızın teknik direktörü. Ertemciğim. Evet. Şimdi orta sahada bir hareket yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Geçiyor gidiyorsun. Gidiyorum. Ben de sana bir diz koyuyorum. Sen devam ediyorsun. Devam ettim. Diz var mı? Var. Sonra da topu yetişemiyorsun, kaptırıyorsun. Tamam. Faul işte. Ne faulü ya? Devam ettirirsin maçı. Adamla kurtulmuşsun. Yani her ayağa değme ya da her tutma. İtme penaltı mı? İtme. Bence penaltı. Şimdi bu 18'de. Tamam. 18'deyiz. Ben seni itiyorum. İttin. Penaltı mı bu? Penaltı. Bu. Hayır, ittin. Bu penaltı mı? Düştüysen penaltı. Ha, bu penaltı mı? Abi bir dakika, benim pozisyonumu, avantajımı nasıl elimden alıyorsan penaltı. İşte almıyorsun kardeşim, almıyor. Hayır. Her itme bunu penaltı mı? Almıyor. Ya almıyor tabii kardeşim, nereye gitmiş ya? Bir daha göstersene Abdülkerim abicim. Çalımı uzağa atmış ya, Allah Allah, yetişememiş topa. Hocam onu düşürecek darbe olsa o çocuk düşer zaten. Boş verin bu işleri, bak buradan... Penaltı üretmek aynca bir şeyin üstünü örtmektir. Şu an bütün örtmeyin, örtmeyin. Şu an var ya ben size bir şey söyleyeyim. Bütün Türkiye size gülüyor. Sana var ya Galatasaray. İnanılmaz. Bütün Türkiye Galatasaraylar gülüyor. Hariç bütün Türkiye size kahkahayla gülüyor. Bak, ben sana bak şey söylüyorum. Galatasaraylıların da bir kısmı bile gülüyordur da size. Şu penaltı verilse Türkiye ayağa kalkar biliyor musun hocam? Bak penaltı verilseydi bugün Türkiye ayağa kalkmış. Şu an bu ne ya? Ya Apo, şu an şimdi senin fikrini savunmazsak, beyaz ya senin de hakikaten olmazsak, bize şimdi gülecek mi insanlar? Ha tamam da. Ne yapma. Abi, hayır ne alakası var? Bu pozisyon bana göre. Sinancım, Ümit ne dedi? Size gülüyor millet dedi. Ben onun için dedim. Size gülüyor millet dedi. Bir dakika. Allah aşkına şimdi bunu gösteremiyorum. Evet. Bak Sinan abi. Herkese göster. Aferin Emre Sabunoğlu bak. Tek göster. Liverpool maçı bak Salah. Ceza sahası içerisinde. Anlattım. Kardeşim bana ne Liverpool maçı. İngiliz hakemlerden iyi mi? Ya Ertemciğim. Çocuk kendini her yerinde futbol oynadı değil mi? Ertemciğim bir şey söyleyeceğim sana. Ertemciğim. Penaltı çekti. Düşmedi penaltı. Ertemciğim bir şey soracağım. Alda bak. Hadi yürü git ya. Yürüyeyim ben. Anlattım pozisyon işte. Ya sinirlenme sakin ol. Buna niye bakmıyorsunuz? Ya sakin ol gel. Buna da penaltı yok. Sen de seyret. Gel Ümit hocam gel. Ben izledim pozisyonu. Ama büyüt. Abi büyümeye gerek yok gel.
Araya parça koymuşum kardeşim. Ya dur bakayım ya. Hocam araya ne parça? Parça yine kadar hocam dur. Dur. Çekti, düşmedi, penaltı. Penaltı mı? Aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil? Aynı şey değil. Onunla bu aynı şey değil. Nasıl aynı şey? Telefonumu alabilir miyim? İtiraf et. Şöyle itiraf ediyorum. İtiraf et. Tamam. Evet, herkes bir şey söyleyeceğim. İtiraf et. Tamam, bir ben şey itiraf edeceğim. Bırak. Sen de burayı seyret. Gel buraya Sinan Engin. Sen de bunu seyredeceksin. Salah düşmüyor. Sen de bunu seyredeceksin. Buyurun. Bu formayı çekiyor mu Şener, çekmiyor mu adam kornerde? Ertan. Buyurun. Şey asar. Buyurun. Buyurun. Şere korner. Ayız bırak. Buyurun. Burak ve Aslı kimde arka kimde görüyorsun? Buyurun. Şener 6 numarayı çekiyor mu, formasını çekmiyor mu? Ben Adem Bebek. Bu pozisyon Adem çok bebek. Şey değil. Adem. Ne değil? Adem çok inandırıcı bebek. Değil. Ya yapmayın bu ya. Allah Allah. Siyasi asışın oluyor. Ertem. Burak Ertem'cim. Çocuklarına selam. Hocam. Adem Bebek. Hocam. Ertem'cim bak Sinan abin çekiyor dedi. Ben özür dileyeceğim. Bir şey var. Bir dakika dur. Bir dakika bekleyin. Bu Adem Bebek öpüyoruz. Çekiyor mu bunu? Adem Bebek öpüyoruz. Ya sen buraya bak. Buraya. Salah pozisyonu verebiliyor musun? Buraya bak. Veremiyoruz. Buraya bakar mısın? Korner atılıyor. Bu Şener ne yapıyor bu şey oyuncuya, 6 numara oyuncuya? Buyurun formayı. Karan buyurun ne yapıyor? Doğru. Çekiyor. Şimdi ben bu resmi koysam penaltı diyeceksin. Çekiyor. Evet. Ama Şener Özbayrak'ın 6 numarayı çekiyor ama kornerde. Aynen böyle. Aposaki. Ne yapıyorsun? Hocam bunu koysana penaltı. Penaltı yok ama. Ertemci, yok burada da yok çünkü. Bunda var. Bu çok büyük avantaj. Yok hayır hayır. Eğer uygun görürsen ben bizi izleyenlerden bir özür dilemek istiyorum. Buyurun hocam. Yani her insan hata yapabilir. Ver müziği hocam, özür diliyor. Bravo işte bu hocam ya. Ya ben biliyorum hocam ne söyleyeceğim. Sözümüze gel hocam ya. Özür diliyorum. Evet. Vallahi sözümüze gel. Evet. Burada sevgili kardeşim Ümit Karan ve sevgili kardeşim Sinan Engin'e demokratik fikirlerini söyledin, saygı duyuyorum dedim ya bundan dolayı. Saygı maygı duymuyorum şuna penaltı denize. Yazıklar olsun ikinize de. Ya hocam yeter ya. aynı jenerik, aynı konuşmalar. İkinize de yazıklar olsun. Salah pozisyonu ey yaşayan ve gözleri gören canlılar. Lütfen Liverpool, Liverpool maçında Muhammed Salah'ın pozisyonuna bir bakın. Ya yani düşse bir, çocuk ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aynı ben şey, bu hakemin aynı yerinde olsam bu çocuğun iyi niyetinden dolayı da veririm biliyor musun? Tabii tabii. Sahtekarlık tabii. Yapmadığı için bu penaltıyı bir kat daha veririm. Peki bakın, şimdi ikinci bir derle. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Malatya mevzusu değil bu. Değil sadece bunu pozisyonu değerlendiriyor. Bak bir şey söyleyeyim. Malatyalılar yanlış anlamasın. Beşiktaş, Başakşehir maçında böyle bir pozisyon olsun. Başakşehir'le yine bir penaltı çıksın. Sinan Engin'le Ertem Şener bu stüdyoyu yakar. Yakar. Bırakın. Sinan'ın şey için ne diyorsun? Ayıp. Galatasaray'ın yediği goldeki faulü kim yaptı? Hiçbir şey yok Ümit hocam. Karan diyor ki. Normal pozisyon. Ya yok yani, hocam. Normal şans. Galatasaray oyuncu yaptı. Hocam bu klasik numaralar. Ha, haklı hakem. Onun da tutarı. Tabii hakem haklı. Haklı. Evet, bence o kadar da değil. Abi yok ya. Hocam şu Moldova'da da aynı, İngiltere'de de aynı, Makedonya'da da aynı. Her yerde aynı bir görüntü. Hakemin her yerde aynı. Bir dakika dur hocam. Evet. Sen hafif ikna oldun mu penaltıya? Burada hakem haklı. Hangi öteki pozisyon? Benim dediğim. Ya yazıklar olsun size. Bak öyle dedi size. Yazıklar olsun. Ona penaltıyı veren hakemi hakemlikten attığım gibi anlamazsın. Ona çağırma. Varı da dalar yapar. Dalar yapar. Niye sorayım hocam? Ne anlarsın sen? Bravo hocam. Demin ki ben şuan hakem yoktu ki. Ne anlarsın sen ya? Bravo hocam. Hakem gelmemiş bugün. Bravo hocam. Hakem yoktu bugün. Bravo hocam. Hocam. Burak'la Aslı'nın bebekleri olmuş. Adem bebek. Öpelim bir ya. Çok sevgiler buradan. Adem bebeği öpüyoruz. Burak ve Aslı. Adem bebeği öpüyoruz buradan. Allah bağışlasın. Şimdi bak Ümit'ciğim. Sen diyorsun ki bu pozisyonda Gülerme faul yaptı. Galatasaray haybeden gol yedi diyorsun. Evet. Sinan hocam, diyor ki karar doğru. Şimdi buna da senin kanaatinle olan adam da ben çok şaşırmışım. Faul yapan Galatasaray'ın oyuncu. Bunlar 8 kişi kalmış Kayseri maçından bile sonra hakem hataları yapıldı dediler ya. Bunlar da alışkanlık burada, olmuş hocam. Burada Malatya. Ben böyle hayatımda böyle bir şey görmedim. Resmen faulü alıyor. Aa. Hem de dirsek atarak alıyor. Malatya'da şeytan. Vah. Şeytan. Sergen'in en son dönemlerdeki hali de hareketleri de hafif Sinancım olmuş. Aslında Malatyalı oyuncunun burada taç çizgisine kaçması lazım. Öber çıkıp Almanya'yı ters temiz vurması lazım. Sosyal medyada Sinan. Maşallah. Bak bu da bana koyuyor. Dirsek kullanıyor. Ümit'im. Sosyal medyada bana gelen beni çok rahatsız eden bir şey var. Doğru hocam. Şurup arkadaşlar bizi siz bakma oraya ulema hocam falan zannetmeyin. Erman Hoca penaltı dedi. Bak onun gibi. Abi burada Erman Ahmet yok. Oyuncular da bilir bu işi. Ben Erman Hoca'yı falan seyretmedim hocam. Ben Erman Hoca'yı falan bana mı diyorsun? Yok sana demedim. Ben Erman Hoca'yı falan seyretmedim ama. Bana ne abi kim ne derse de şimdi. Bokenin pozisyonu alabilir miyiz? Hocam. Apacım. Ömer Bayram'a yapılan o dirseğiyle yapalım arkadaşlar. Herkes çok şikayetçi senden. Niye? Abi bağırmasın apartman ayağa kalkıyor diye bak. Apartman mı kalkıyor? Kalksın abi. Apartman kalksın. Haberin olsun. Yok şey ama olsun, adamı bağırtırıyorsunuz kardeşim ya. Yani ortada diyoruz ki bir fiyasko oynanıyor.
Ahmet Hoca da bunu anlatıyor. Ele diyor bu. Ya, son 5 günde. Abim hele son 5 günde bu ince. Ne kadar seviyorum seni. Aa, bak kim bağırıyor? Bak, gördün mü Sinan? Çok seviyorum seni. Gördün mü? Ben şu an bütün bağırmak zorunda kalıyorum. Sana gülüyor. Ortada sana gülüyor. Götür, sakin ol. Galatasaray bak. Galatasaraylar hariç şu anda şuna pozisyona Galatasaray'dan hariç bir Türkiye var biliyorsunuz değil mi? 99. Anladın mı? Onun için bütün Türkiye şu anda size kahkahalar evet, gülüyor. Bağırma, sağlığın bozulmasın. Bağırma. Sakin ol. Sağlığın bozulmasın. O zaman tamam. Türkiye'de gelmiş böyle geçmiş olmaz. Kim futbol bak, oynadıysa böyle. Kim futbol oynadıysa gelmiş geçmiş bu pozisyona penaltı buna değil. Buna penaltı diyen de var ya. Bundan şüphe duyarım. Bak ben de buna şüphe duyarım. Buna penaltı diyen futbolcu ben futbolcu demem. Devam et bana da cümle kur. Ben futbolcudan bahsettim. Hakemleri ben kardeşim. Ben Kırkpınar pehlivanı, ben baş pehlivanı mıyım? Ben de asbel kadar 3-5 sene yaptım bu işi. Vallahi penaltı değil, billahi penaltı hocam, değil. Abi, ya böyle penaltı yapma Allah aşkına. Hadi bırakın bu işi. Hocam. Sinancığım niye bağırıyor diyorsun? Hocam mas mı diyorsun bak, ya? Biz, hayır. Abi bizi delirtmeye falan mı çalışıyorsun bizi ya? Bizi kızdırıyor. Vallahi biz burada hocam bir şey söyleyeyim. Belki de en çok Galatasaraylardan ağır eleştir ama biz bunu söylemezsem futbol bilgime hakikaten yani ayıp etmiş olurum. Bu pozisyon, bu çocuk bakın hakem. Şabek nerede şabek? Bakın hakem her şeyden önce var ya bu çocuğun centilmenliğinden dolayı da vermesi. Bir centilmenlikten ben penaltı verilmez. Sen çok centilmenlikten penaltı verilmez. Hocam sen Muhammed Salah'ın pozisyonunu göster. Kardeşim. Sana Muhammed Salah'ın pozisyonunu göster. Sen çok bağırıyorsun bak. Bir dakika. Lordlar kamerası burası ne centilmenliğiymiş. Mesaj geldi. Evet neymiş? Sinan Engin çok bağırıyor çocuğum uyandı. Bağırıyorsun kardeşim bağırma Allah aşkına. Çok özür diliyorum. Ben de apartman yöneticisi. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Güzel hocam Muhammed Salah'ın pozisyonunu seyrettin. Aynı benzer. Çekiyor. Aynı şey değil. Ne formadan çekme bak. Var ne bir şey var. Allah'tan korkma. Ertem şunu bana görüntü oynasana. Annesi Ertem'cim. Arkadaşlar. Ben basmamak için sakin. Teşekkür edebilir miyim? Bak sakin konuşmak istiyorum. Sakin konuşun. Ama lafım bitse sakin konuşacağım. Sakin konuşsa daha etkileyici olur. Ama bağırma sen daha etkileyici olursun. Bak ben bağırıyorum. Hocam bak Romanya'dan. Romanya'dan yazıyorlarmış. Roman arkadaşlar Ömer Karahsan diyor ki. Kavga mı ediyorlar diyormuş bunlar. Romanlar seviyor. Ediyoruz, kavga ediyoruz işte. Kardeşim kavga ediyoruz. Yok kavga ediyoruz. Ediyoruz. Hayır, Romanyalı kardeşlerim. Kavga ediyoruz biz. Maalesef kavga ediyoruz. Çünkü kavga etmek zorundayız. Yani göz göre göre bir algı yaratılmak isteniyor. Şimdi utanmadan şu maçı hakem hatasıyla bir puanın berabere kaldık diyecekler. Ben de burada sessiz oturacağım öyle mi? Bir şey söyleyeceğim. Kendime şey olan saygım biter ya. Ben bu ülkede böyle okkabazla. Böyle bir şey yok. Ben çok merak ediyorum. Vallahi çok ben ayıp. Başka hakem eski hocalarımızdan çok merak ediyorum. Çok ayıp. Şu pozisyonlarla ilgili çok ayıp. Hakikaten penaltı diyen bir eski hakem var mı acaba? Penaltı çok diyen. Penaltı değil diyen var mı? Penaltı değil diyen. Senden başka yok. Sen uzaylı. Sen uzaylısın. Söyleyeyim bana. Allah Allah. Ya futbol araştırın çocuklar. Penaltı diyen var mı? Penaltı yorumlamış, gelmiş, geçmiş, futbol oynamış bütün futbolculara sorsunlar. Eğer bu pozisyona penaltı değil diye hakemle yemin hoca hariç bak hakemle hoca hariç konuşmam. Bak bir şey söylüyorum. Ben de buna penaltı diyen eski hakem, yeni hakem. Bak eski hakem, yeni hakem. Eski futbolcu, eski yeni futbolcu. Eski insan taş devri, cilalı taş devri insanı, modern çağımızın insanı. Onlara var ya ben insan demem ya. Bir şey söyleyeceğim. İnsan demem. Fenerbahçe. İnsan demem buna. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi finali oynuyor. Ya. Tamam mı? Böyle penaltı olur mu ya? İnsan buna biraz güler evet ya abi. Böyle bir şey olur mu hocam ya? Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar esti penaltı olur mu? Hayret dakika 89. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi finali oynuyor Lizbon'da. Tamam mı? Estadio Luz'da. Bu penaltı değil mi? Luz'da tamam Benfica'nın stadında. Tamam. Kimle oynuyor? Real Madrid'de. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi finali oynuyor. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Tamam. Hayaller ve... Hayır. İnşallah da olur. İnşallah. Bir dakika. Dakika 89. Dakika 89. Vedat Muriç. Beşiktaş'ta Galatasaray yıllarca Şampiyonlar Ligi finali oynadınız ya. Ben söylüyorum ya. Ben başka bir şey söylüyorum. İnşallah da sırtıma Fenerbahçe formasında bir yer gideriz inşallah. Ya soru çok belli. Vedat Muriç 89. dakikada Real Madrid kalecisi tarafından 6 pas ön çizgisinde bu şekilde düşürülüyor. Ne düşürülüyor ya? Maç 0-0. Maçı seyretmemiş hala düşürülüyor diyor ya. Ne düşürülüyor ya? Tamam, kim düşürülüyor kardeşim? Tamam düşürülmüyor. Kim düşürülüyor? Düşürülmeden devam ediyor iyi niyetle. Ben düzeltmesem düşürülüyor diyeceksin. Bir dakika. Düşürülmeden devam ediyor.
Evet, penaltı değil. Onu penaltı olur mu kardeşim ya? Penaltıyı vermezse Ahmet Çakar var ya, uçağı falan bindirmez. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Ne? Hiç. Bindirmez. Tam tersi. Tam tersi. Uçağı falan bindirmez. Eğer, çok bindirmez. Eğer buna, hakem Şampiyonlar Ligi finalinde buna penaltı verirse, o hakemi uçağı değil günümüze bindirmezler. Abdülkerim amca. Günümüze bindirmezler. Dünya ayağa kalkar. Dünya ayağa kalkar. Muhammed Salah. Muhammed Salah formasından çekiyor. Adam. Hocam bir kaldırabilir miyim seni? Ya bak abicim, bak sonra da sonra bak başka bir şey. Bak orada hocam, da iyi niyet. Hocam ya sen Salah pozisyon. Vay vay. Şu pozisyona İngiltere'de penaltı çalıyorlar. Düşme. Çekiyor. Gidiyor. Pozisyonu bu. Hakem penaltı dedi. Salah'ın pozisyonu bu. Ya kardeşim. Penaltı dedi. Ertem. Bundan daha ağır pozisyonda forward'da penaltı da çalmıyorlar. Ne yapacağız şimdi ya? Bir tane bilek vererek. Kimiksiz. Net penaltıdır. Kusura bakma Sinan. Bakın, yemin ediyorum. Bir kat fazla, bir kat fazla bu çocuğun düşmediği için, sahtekarlık da yapmadığı için bu çocuğun da penaltısını da veririm. Bakın yine söylüyorum. Muhammed Salah'ın pozisyonunu girin seyredin YouTube'dan. Yarın biz bunu yayınlayabiliyoruz mu pozisyonu YouTube'da? Hayır. Esbol YouTube'da. Hayır, hayır Sinan. Esbol YouTube'a koyamıyoruz mu? YouTube'da da yayınlayabiliriz. Ya Allah aşkına, Allah aşkına bir şey söyleyeceğim size. Allah aşkına. Ey Türk milleti. Buradaki Ümit Karan'la Sinan Engin'in yaptığı itirazı, şiddetli itirazı, kendisine penaltı yaptığı söylenen Andone bile yapmıyor. Bak Andone. Şener'in pozisyonunu da verebilirim. Andone bak, bir şey söyleyeyim. Lafım bitsin Sinan. Bak Şener de sesim bunu çekiyor. Senin gönlün olsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Andone dinliyor musun hocam beni? Ertem. Ertem'cim, evet, dinliyor Andone. Musun? Andone denen oyuncu şu pozisyondan sonra Sinan'la Ümit Karan kadar hakeme tepki göstermiyor. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Çünkü çocuk Türkçe bilmiyor. Hayatımda Türkçesi adam Türkçe bakmıyor bilmiyor. Bile hakeme bakmıyor. Hayıflanıyor topu kaybetti diye. Hayıflanıyor. Ayıp ya. Şimdi bu kadar sevgili olur mu seyirciler. Gecenin bu saatte sevgili Ahmet var. Sakarya'dan sevgili kardeşim. Çok da sevdiğim, çok da özel bir kardeşimiz. Hendek Daikin fabrikasının çevre mühendisi Buse Dinçer, Merve Çamur'a, Safiye Bilgiç ve mesai arkadaşlarına selam. Buse Hanım özellikle Ahmet Çakar'dan selam istiyormuş sizden hocam. Buse Hanım selamünaleyküm. Ortalık yanıyor, bu selam söylüyor. Şener pozisyonu da Şener pozisyonu da %70-%80 penaltıyı çalabilirim. Değil. Hangi Şener? Bak, o da değil. Bak o da değil. Onu bak. Hayır, verebilirim. Bir şey söyleyeyim. Çekme, verebilirim. Evet. Arkadaşlar bak Sinancığım. Şeboke'nin pozisyonunu istiyorum. Abocuğum bak lütfen bir daha bak. Geliyor. Lütfen bir daha bak. Ben bin kere baktım. Bin kere. Fener'de olsa biliyorsun. Senin fikrin ayrıdır bak. Evet. Fenerbahçe'de olsa bilmem ne olsa. Burada düşmüyor Sinan abi. Sevgili Ey Türk halkı. Bu pozisyonda düşmüyor. Ey Türk halkı. Ne yapıyor? Şu pozisyonda Muhammed Salah. Ya kardeşim yanlış. Pozisyonu kaybediyor. Devam ediyor. Ama pozisyonu kaybediyor. Penaltı çalıyor. Ya bir örnek veriyorsunuz. Bundan daha fazla çekmeleri İngiltere'de devam ettiriyorlar. Yok yok. Sen onu ne yapacağız? Yok bu bayağı bir çekme. Onu ne yapacağız? Yok, onu ne yapacağız? Bir çekme. Onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız? Forma verilmeyen örnekleri bakın, gösteriyor musunuz? Bayağı veriliyor. Bir çekme. Verilmeyen penaltı verilmeyen örnekleri severler. Gösteriyor musunuz? Şu pozisyona Muhammed Salah devam ediyor. O zaman ediyor. Senin mantığına göre Şener'inki de penaltı. Şener'in yaptığı. Onu da verebilirim. Değil işte. Değil kardeşim. YouTube kanalımızı versene. Değil abi ben. Verebilirim olmaz. Bana müsaade eder misiniz? Futbolun bir gerçeği vardır ya. Sevgili seyirciler bize YouTube kanalımızdan Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olun. Kendi kendine şu son dakika beraberliğini Beyaz Futbol YouTube kanalı bir müsaade eder misiniz? Çok özür dilerim. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Gösterebiliyor musunuz oradan arkadaşlar Beyaz Futbol'u? Bunu değil. Esas bizim sayfamızı gösterin lütfen. Bunu değil. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hep söylüyoruz, uluslararası anlamda bizim için çok önemli. Dijital medyada şu anda Avrupa ile bir yarışımız var, dünya ile bir yarışımız var. Spor kanalları içerisinde Beyaz Futbol ve Derin Futbol'un daha üst seviyelere gelmesi için, dünyada trendlere yükselmesi için siz değerli izleyicilerimizin abone olmasını rica ediyoruz. Özellikle yurt dışındaki izleyicilerimizin de Beyaz Futbol'u, Derin Futbol'u takip etmelerini istiyoruz. Özellikle ve özellikle Beyaz Futbol'a abone olmanızı çok rica ediyorum. Yorumlarınızı aşağıda hep okuyoruz. Yorumlarınızı sürekli okuyoruz, bilginiz olsun. Yarın öğlenin benim Instagram'daki story'imde Beyaz Futbol'la ilgili de güzel bir şey göreceksiniz. Bir şey söyleyeceğim Ertem. Ver ver. Vara gitmemesi de manidar. Bakın. Mete'nin VAR'a çağırmaması da bir manidar. Yapmayın. Niye? Bu pozisyon ya penaltı. Adam penaltı değil. Niye çağırsın adam? Penaltı değil ki ya. Abi yapmayın. Penaltı değil bak, ki git, ya. Git de VAR'a verme. Bu penaltı değil de vermesin. Penaltı Apocuğum. Olsa VAR'a çağırır. Bakın gitsin de vermesin. Ama hakem inanma diyor. Pozisyona penaltı olarak hiç tahmin etmediği bir pozisyona niye penaltı versin? İşte pozisyon ekranda Sinan abi. Allah yapmayın. Allah. Ümit Karan. Ne bu ya? Pozisyon ekranda bir numarayla başlıyor görüntü. Andone kaleci. Topu kurtarıyor. Fanol.
İkinci pozisyon, üçüncü pozisyon, dördüncü pozisyonda geçiyor. Ne bu? Geçmesine rağmen penaltı bir şey alıyor. Arasında benim gösterdiğim pozisyonu da Emre Zabunoğlu'na verir misin? Böyle koyucu ama, çekerken. Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Aynı Ahmet Salah'ın çektiğini koydunuz ya. Sevgili şunu arkadaşlar. Şunu da koyar mısınız lütfen? Galatasaraylılar. Hani hakemle kaybettik falan, ben Ümit'e falan katılmıyorum. Ben öyle bir şey demedim abi. Hayır. Diyorsunuz işte. Hayır. Ben öyle bir şey demedim. Diyorsunuz işte. Hayır, hayır. Hayır abi, ben öyle bir şey demedim. Kesinlikle Galatasaray. Galatasaray bu maçı her şekilde kazanmak Galatasaray zorundaydı. Galatasaray bu maçı hakemle falan berabere falan da ayrıca da bitirmedi. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray bugün ayrıca kötü oynadı. Son derece taktik hatası, son derece oyuncu değişik hataları, geç hamleler vardı. Tamamıyla bir teknik direktör hatası vardır bu maçta. En birinci hata Fatih Terim'in hocamızdadır. Ama ne diyorum? Fatih Terim sahanın kenarına, benim işte söylediğim budur. Fatih Terim bugün sahanın kenarına olsaydı bu maç farklı olur. Evet. Sen abi. Reklama gidiyoruz. Reklama gidelim. Reklamdan sonra sinirle başlayacağım Ümit Hocam. Reklama giderken bize Instagram'dan bol bol yazabilirsiniz. Rica ediyoruz. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Yazın. Reklam arasında da yorumlarınıza bakıyoruz. Sizi seviyoruz. Ama reklamdan sonra görüşelim. Söylemem lazım ama Ümit Hoca'ya da ayıp olacak. Hani hayır, şunu söylemem lazım. Gittik çok açtık.